Kürt Cumhuriyeti'nin general hali, Mücahit Bilici, Gazete Duvar. Sözü, seçtikleri, verdiği oy sayılmayan, katkı ve kazanımları tanınmayan, ürettiği bütün kurum ve kuruluşlar, suç ve gayrimeşruluk arasında tutulan Kürtlerin bir cumhuriyeti var mı? Bir cumhuriyet olabilmek için önce cumhur olabilmek lazım. Bir yığından, bir kalabalıktan öte bir şeydir cumhur. Yek diğerine yüzü dönük olmayı, ortak hareket etmeyi gerektirir. O teveccühün açtığı alanda söz ve eylem varlık bulur, iz bırakır. Yine o kolektif açıklıkta mertebe ve ünvanlar kazanılır. Beka bankasına kazanç yatırılıp feyiz alınır. Kamusu olmayanın politik namusu olmaz. Muhtaç ve mahrum kalır. Korunmanın altında can verir. Elmas bile olsa agoraya çıkmayanın ne adı ne de değeri vardır. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın utanç sebebi olan reisi Trump, Twitter'da ve Türkiye Devlet Reisi'ne yazdığı hakaretamiz mektubunda bir Kürt generalden, General Mazlum, söz etti. Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşın bir Kürt'e generallik kazandırmış olduğunu Beyaz Saray seviyesindeki bir meşruiyet ve kamusallık ile duyduğu insanlar. Türkiye'de Trump'ın mektubundaki tehdit ve patavatsızlıklarına nispetle belki de en rahatsız edici bulunan şeylerin başında PKK saflarından PYD komutanlığına yükselmiş bir askeri şahsa general denmesiydi. Nitekim Türkiye bahsi geçen general hakkında hemencecik kırmızı bülten çıkarttı. Türkiye'nin sınır ötesi müdahalesi sebebiyle uluslararası arenada Kürtlere yönelmiş sempati de yönelecek bir muhatap bulmuş olmalı ki bahsi geçen general kendi ismiyle Twitter hesabı açarak kimliğini resmileştirdi. Kürt generallik makamının önünde kırmızı halılar kadar kırmızı bültenler de belirmişti. İlginç bir moment olarak tarihe geçti. Kürt general imgesi iki açıdan kabul edilemezdi. İlki, kendi olma çabası gösterenin Kürtlüğünün tenzil ile terörizme düşürülme kuralı, Suriye'deki Kürt oluşuma PKK bağlantısı nedeniyle Kürt dememeyi gerektiriyordu. İkincisi ise birincisinin mümkün olduğu yerde, yani Kürt olunabilen yerlerde olmaması gereken, olması imkansız olması gereken bir şey olduğu için general ibaresi kabul edilemezdi. Kürt'ten general mi olur? Belediye başkanı olunamayan yerde gerçekten de general olmak mümkün değildi. Dilde tashih, tahayyülde ise tenzili rütbe gerekiyordu. Türkiye'nin müdahalesinin Kürt Cumhuriyeti'nde moral ve hissiyatı alt üst ettiği günlerde başka bir Kürt general kendi şiirinde ölmeyi seçti. Şiirde generallik statüsünü kazanmış General Epeyze, kendi şiirinin muhayyel topraklarında muhtemeldir ki bir hükmedilmezlik jesti olarak kendini asarak intihar etti. Aynı başlıklı şiiriyle ismi özdeşleşen Güney Kürdistanlı şair Mehmet Ömer Osman, Avesta Yayınları tarafından 2016 yılında yayınlanan Generale Paize'de şöyle diyor. Ezim Generale Paize, eze tücari khair nedi, ezim generalim. Generale be hezaran darin rut u be milyaran pelin ve şiayi, ezim Generale Paize. Şıpkaya lisere min avre, usterken lisere mele min çend pelin Cilo yen rengi zivi. Sakoye li min nerm baye. Uşure min çıklay dareke rziyayi. Ezim generale payize. Payiz beyi min seviye. Türkçe çevirisi. Benim yüz mevsiminin generali. Ben ki talihi yüzüne hiç gülmemiş generalim. Binlerce çıplak ağacın ve düşen milyarlarca yaprağın generali. Benim güz mevsiminin generali. Buluttur başımdaki şapkam ve omuzlarımdaki yıldızlar. Gümüş renkli birkaç meşe yaprağı. Üstümdeki palto yumuşakça esen bir rüzgardan. Ve kılıcım çürüyen bir ağacın dalıdır. Benim güz mevsiminin generali, bensiz sonbahar yetimdir. Önce
General Mazlum ibaresi, sonra geçtiğimiz hafta bir sonbaharda hayata veda eden bu şair vesilesiyle Kürtlerin general statüsü ile anılması ilginç bir tevafuk oldu. Denebilir ki Kürtlerden paşa olanlar var. Kürtlerin ileri çıkmış başlarına paşalık vererek onları işe koşmanın, tabi tutmanın ve mümkün mertebe Kürt olmaktan çıkarmanın tarihi eskidir. Bu da herhalde muhtar bile sayılamayanların verilen itaat ödevini paşa paşa yapmasıyla açıklanabilir. Zira Kürt'ün bir kamusal uç vermesi, tarihe girmek için önüne gerilmiş perdeleri yırtması, karşısındaki geleneksel devlet refleksi biçme şeklindeki tezahür etmiştir. Çıkan başları kesmek ile Kürt toplumunu meyvesiz bir ağaca, Kürt'ü başsız bir bedene indirmek amaçlanır. Onun için Kürt söz konusu olduğunda oy ile silah, şiir ile savaş arasındaki fark kaybettirilir. Kürtlüğün baştan budanması mevsimlik bir bakım eylemidir, ne de olsa. Halbuki inkar bile ikrardır. Dört parçada Kürtler artık bir cumhur olarak uyanış yaşıyor. Kırmızı bülten, sarı yaprak derken Kürt Cumhuriyeti'nin general hali baharın yeşilliğiyle yeni bir kıvam bulabilir. Ve bir millet hakkıyla uyandığında hiç kimse onu esir tutamaz, diyor Mücahit Bilici 2 Kasım 2019'daki gazete duvardaki yazısında.